Evet arkadaşlar, bugün God Kasma serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu yöntem eğer elinizde varsa en etkili God Kasma yöntemidir. Ama gene birazcık sıkıcıdır. Şimdi bu yöntem nedir ondan bahsedelim. Spirit Shard'larımızı paraya dönüştürmek. Gördüğünüz gibi benim 2000 tane Spirit Shard'ım var. Bunun en önemli sebebi Achievement'dan gelen %34 XP gain'imdir. Sizin de bol miktarda Spirit Shard'ınız varsa şimdi nasıl paraya dönüşeceğinizi göstereceğim. Öncelikle Mystic Forge Attendant'a gidip Philosopher's Stone alıyoruz alabildiğimiz kadar. Ardından ben Blood basmayı tercih ediyorum. Siz herhangi bir Tier 6'yı tercih edebilirsiniz ama Efficiency'den bakmanızı tavsiye ederim. Bazıları o kadar iyi değiller. Ama bence en profitli olanı Blood. Dönem dönem değilse de genel olarak en fazla size kar sağlayan Blood. Bir yerden Powerful Blood'dan bir tane alıyorsunuz. Ardından bir alt tier 5'inden mümkün olduğu kadar alıyorsunuz. Ve Crystalline Dust alıyorsunuz. Bundan mümkün olduğu kadar almasanız da gene bayağı bir miktarda Crystalline Dust alıyorsunuz. Bir 250 tane kadar almanız lazım. Ve Philosopher's Stone alıyorsunuz. Şimdi hemen göstereyim isterseniz. Mystic Forge'a bunları atıyoruz. Gördüğünüz gibi 50 tane, 1 tane, 5 tane Dust, 5 tane de Philosopher's Stone istiyor sizden. Bir tane Vial of Powerful Blood'ımız vardı. Hemen şöyle göstereyim. Mesela 80 tanesi ne kadar edecek? 1.55 gold bir fiyat ediyor. Ardından 5 tanesi de bu. 5 tane de bundan. Bunda kazandığımız 2 gold civarı bir para ya satabiliyoruz bunları. Peki biz bunu forjladığımız zaman ne oldu? 7 tane bundan elde ettik. Şimdi bunun fiyatı ne kadar oluyor? Hemen ona da bakalım. TP bugünlerde biraz yavaş çalışıyor maalesef. Hadi artık. Gördüğünüz gibi 2.23. Yani biz ne yaptık burada? Bu fiilleri saymıyorum. Onda da fi var çünkü miktarı. Totalde 23 silver kazandık bir basışta. Siz bundan tonla aldığınız zaman her basışta 23 silver, 23 silver, 23 silver, 23 silver diye böyle size para akacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstiyorsanız Mystic Forge'dan Volcanus, işte ondan sonra Faux Fire silahları gibi pahalı silahları da craftlayabilirsiniz. Bunların da profitleri yüksektir ama dungeon token ister ve kısa sürede satılmaz. Dolayısıyla bu çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Mesela bir adet Volcanus basarsanız yaklaşık bir hafta falan beklemeniz gerekiyor Volcanus'un satılması için. Artı bir de 500 dungeon token istiyor. Dolayısıyla çok tavsiye etmiyorum. Ama genelde uzun vadede bu, yani tier 6 blood basmaya kıyasla daha çok şey veriyor. Evet, TP çöktü şu an. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.